Tatil için geldiği Fethiye'de doğa yürüyüşüne katılan tatilci, mahsur kaldığı Kelebekler Vadisi'nde AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan eşi ve çocuklarıyla tatile gelen 40 yaşındaki Koray Turan, Faralya Mahallesi'nden Kelebekler Vadisi'ne doğa yürüyüşüne çıktı. Patikadaki yön işaretlerini karıştırarak sarp kayalıkların bulunduğu bölgeye giden Turan, uçurum olan bölgede mahsur kaldı. Durumu cep telefonu ile güvenlik güçlerine bildiren Turan için bölgeye gelen jandarma ekipleri zorlu arazi şartları nedeniyle AKUT Fethiye ekibinden yardım istedi. Faralya mahallesine gelen AKUT ekibi Turan'ın bulunduğu yeri tespit ederek bölgeye hareket etti. AKUT halatlar yardımıyla uçurum kenarında mahsur kalan Turan'a ulaştı. Halatla tırmanış için dağcılık malzemeleri giydirilen Turan, AKUT üyeleri eşliğinde yaklaşık 20 metre tırmanarak düz bir alana çıktı. Yaklaşık 6 saat kurtarılmayı bekleyen Turan, bir süre su içerek dinlendi. Daha sonra Turan ve AKUT ekibi vadideki patikayı kullanarak Faralya Mahallesi'ne ulaştı. Yaşadıklarını anlatan Koray Turan, işaretli patikayı kaybedip uçurum kenarında mahsur kalınca yardım istediğini söyledi. Kaybolunca baktım gidemiyorum, durdum ben de haber verdim. Kaç saattir buradasınız abi? 1,5'tan beri falan. 1,5'tan beri. AKUT kurtardı sizi. AKUT, jandarma, 112 hepsi sağ olsun yardımcı oldu. Herhangi bir yaralanmanız vesaire yok, yok galiba. Yok, hiçbir şey yok. Yani, onu biraz sabırlı olmama herhalde borçluyum. Oturdum bekledim. Sağ olsun Altay Bey çok şey yaptı telefonda. Faralya muhtarı Hasan Karaburun ise bu yıl Kelebekler Vadisi'nde hem kaybolma hem de yaralanma vakaları olduğuna dikkat çekti. Yani hem şelale hem bu patika üzerinde bu sene de gördüğünüz belki 8-9 tane kaybolma, yaralanma vakaları oldu. Yani bizim insanlarımız, Türk misafirlerimiz biraz macerayı çok seviyoruz. Hani pek fazla dikkat etmiyoruz güvenlik önlem açısından, kendimizi tartmıyoruz diyelim. Hep bizim insanlarımızdan kaynaklanan hani sorunlardan dolayı oldu. Hani bir yabancı geldiği zaman daha dikkatli davranıyor, ayakkabısını giyiyor. Hani verilen uyarıları iyice dikkate alıyor. Hani ona göre hareket ediyor. Ama biz biraz macerayı çok sevdiğimiz için hani bize bir şey olmaz tarzında davranıyoruz. Ama sonuçta doğanın içindeyiz. Her an başımıza bir şey gelebileceğini pek dikkate almak istemiyoruz sanırım. Muhtarım, son yaşanan olaylardan kaçı yabancı, kaçı Türktür? Şöyle bir oranlama yaparsak hepsi mi Türktür? Evet, bu yıl yaşanan olaylarda bu bölgede özellikle hepsi Türktü. Yani onu söyleyebilirim. Peki eşit midir muhtarım kullanım olarak Türklerle yabancılar? Eşit. Aşağı yukarı eşit. Yarı yarıya diyelim. Yani günübirlik de çok yabancılar inip çıkabiliyor. Ailelerine inip inenler, hani çocuklarıyla birlikte inenler de olabiliyor. Ama yani yabancılar da mutlaka olabilir ama yabancılar biraz daha olaya ciddi olarak yaklaştıkları için hani doğanın içinde yürüyüş tecrübe açısından bu sene en azından diyelim kaza olmadı. Yani %90 bizim Türk insanlarımızdan kaynaklanan kazalar oldu.